Ekranlarını yeni açan izleyenlerimiz için bir kez daha günaydınlar diliyor. Saatlerimiz 9.01'i gösteriyor. Sabah haberin ardından program bölümümüzde yeniden sizlerle birlikteyiz. Bugünkü konuğumuz her salı olduğu gibi siyasal iletişim uzmanı Özdemir Toker olacak ve ana gündem başlıklarımız da tabii ki 20 Temmuz 1974 Birinci Barış Harekatı'na yönelik bugün konuşacağız kendisiyle. Aynı zamanda 15 Temmuz 1974 tarihinde Yunan Cuntası'nın Makaryos'u devirmek için yapmış olduğu darbesinin de detaylarını perde arkasında bugün konuşacağız. Tarihe yöneleceğiz daha çok. Aynı zamanda Türkiye için de 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ'cüler tarafından yapılan darbe girişimini de bugün konuşacağız. Yine bu girişimde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da anonsuyla birlikte halkın sokaklara dökülmesi ve bir darbeyi nasıl milli bir iradeyle durdurduklarını da yine bugün daha detaylı olarak Özdemir Toker'den dinleyeceğiz. Günaydınlar diliyoruz öncelikle. Yayınımıza hoş geldiniz. Günaydın. Evet, az önce de bahsettim. Bugünün iki önemli gündem başlığı var. Öncelikle 20 Temmuz'la başlayalım istiyorum. Ülkemizde dün 15 Temmuz yine bu konuyla ilgili başka bir konukla da konuşmuştuk. Sizlere de sormak istiyorum. Yunan Cuntası'nın yine Makaryos'u devirdiği bir dönem var. 15 Temmuz'da böyle bir darbe oldu. Bu darbenin perde arkasını soracağım öncelikle. 20 Temmuz 1. Barış Harekatı'na neden olan sebeplere dönelim istiyorum. Biraz tarihe yönelelim. Sizden dinleyelim. Evet, son derece önemli bir gelişme tabii 15 Temmuz. Kıbrıs tarihini derinden etkileyen, Kıbrıs tarihinin kaderini belirleyen önemli unsurlardan bir tanesi aslında 15 Temmuz, bir tanesi de 20 Temmuz. Bu sürece gelmeden önce 15 Temmuz'u yaratan konulara da bir bakmak lazım açıkçası. İkinci Dünya Savaşı sonrasında İngiltere'nin Kıbrıs'a özellik verme noktasında bir girişimde bulunacağı açıklamalarının ardından Kıbrıs'ta özellikle Rumlar'da çok ciddi bir enosis gerçekleştirme hevesi de eş zamanlı bir şekilde ortaya çıkmıştı. Keza zaten Kıbrıs'ta Rumların enosis faaliyetleri Kıbrıs'ta 1821 ile başladı dersek aslında bir hata yapmış olmayız. O kadar uzun süreçli bir enosis talepleri, enosis istekleri, enosis hayalleri vardı. Neydi enosis? Adanın Yunanistan'a bağlanması. Şimdi İngiltere'nin adaya özellik verilmesi noktasında yapmış olduğu açıklamaların ardından bizi serbest bırakın, biz kendi kaderimizi kendimiz belirleyelim. Biz Yunanistan'la birleşmek istiyoruz, enosisi gerçekleştirmek istiyoruz. Dolayısıyla bu noktada özgürlük istiyoruz, seçme hakkı istiyoruz şeklinde talepleri meydana gelmişti. Zaten 1950'de de bir enosis plebisiti yapılmıştı. Adanın Yunanistan'a bağlanması noktasında gerçekleştirilmiş bir referandum. Sadece Rumların oy kullandığı çok 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 büyük oranla %0'larla belirtilebilecek bir rakamda belki kandırılmış, ikna edilmiş, farklı farklı gerekçelerle sandık başına götürülmüş veya sahte imzalarla ortaya konmuş bir grup Türk'ün de bu referandumda oy kullandıkları iddia edilse de gerçekle bağdaşmayan bir durum. Dünyaca da tescillenmiş bir durum. Enosis plebisitinden sonra bu talep daha da arttı. Çünkü %96-97 oranında bir oy oranıyla Kıbrıs Rum halkı enosisi gerçekleştirmek için kiliselere koştu, imzalarını verdi. Biz Yunanistan'la birleşmek istiyoruz dedi. Enosis faaliyetleri daha da arttı. O süreci çok iyi bir şekilde yöneten papaz vardı, Makarios. Makarios zaten enosis talepleri yüzünden ve Yunanistan'a vermiş olduğu enosisi gerçekleştirme sözüyle alakalı. Bir anda hem başpiskoposluğu aldı, onu kazandı, hem de doğası gereği Rum toplumuna liderlik etmeye başladı. 1950'li yıllarla birlikte enosis faaliyetlerinin zirvede olduğu, enosis taleplerinin zirvede olduğu bir süreç başladı. 1956'ya gelindiğinde İngiltere adadan bir şekilde sadece iki tane üs alıp çekilmenin planlarını yaparken adayı da tek başına Kıbrıslı Rumlara bırakmak istemedi açıkçası. Dolayısıyla bu sürece Kıbrıslı Türkleri de monte etmek istedi. Bunun nedeniydi?
adayı tek başına Rumlara bırakmak istemiyordu. Çünkü İngiliz'in temel politikası böl yönet politikasıdır, asla unutmayın. Yani genelde sömürgeleştirdiği ve sömürge olarak yönettiği bütün ülkelerde o bulunduğu ülkeleri bölerek yönetmeyi bir politika haline getirmiş. Yekpare bırakmayan, sorunlu yerlerde avantajlarını sürdürebileceğinin çok farkında olan ama toparlanmış ve istikrarın devam ettiği yerlerde kendi istediklerine daha zor erişebileceğini fark eden bir imparatorluktan bahsediyoruz. Çok köklü, deneyimli bir diplomasi geçmişine de sahip bir ülkeden bahsediyoruz. Dolayısıyla böyle bir stratejisi vardı. Bu noktada ne yaptı? Bir Londra konferansı teşkil etti ve Türkiye'yi bu Londra konferansına davet ederek aslında adada bulunan Kıbrıslı Türklerin hamisi olarak adaya paydaş hale getirdi. Neydi Türkiye'nin, az önce programa girmeden önce de bu konuya değinmiştim, onu da birazcık açalım. Neydi Türkiye'nin Kıbrıs politikası? Özellikle 1950'ye kadar İnönü döneminde Türkiye'nin Kıbrıs politikası Lozan Anlaşması'nda varılmış mutabakatı bozmayacak şekilde adayı İngiltere'nin gören, adada yaşanan bütün olayları İngiltere'nin iç meselesi olarak değerlendiren ve Türkiye'nin Kıbrıs sorunu diye bir sorunu yoktur diyen bir dış politika izliyordu Türkiye o dönemde. Yani Türkiye'nin şu anda Kıbrıs meselesi diye bir meselesi yoktur. Bu yaşanan olaylar İngiltere'nin iç meseleleridir. Biz Lozan'da imzalamış olduğumuz kurallara uygun şekilde davranıyoruz. Dolayısıyla müdahil olmak istemiyoruz. İngiltere'nin iç meselesi olarak gördüğümüz bir şeye şeklinde bir politikası vardı. Bu politika 1956'lara kadar da devam etti. Yani 1950'de Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle birlikte, yani CHP'nin tek parti döneminin ortadan kalkmasıyla birlikte başlayan 5 yıllık Demokrat Parti döneminde de açıkçası ilk blokunda Türkiye'nin Kıbrıs politikasıyla alakalı tavrında herhangi bir değişiklik olmadı. Çünkü orada da başka bir gerekçe vardı. Türkiye NATO'ya üye olmak istiyordu. Dolayısıyla bu süreç içerisinde Yunanistan'la arasında çok ciddi sorunlar olsun, İşte Kıbrıs meselesi yüzünden ortada çok ciddi krizler olsun istemiyordu. Dolayısıyla bu tavrını bir şekilde NATO üyeliğine kadar da devam ettirdi bu politikasını. 1956'da bir şeyler değişti Londra konferansıyla birlikte. Artık Türkiye'nin de Kıbrıs sorunu vardı. Bu arada Kıbrıslı Türk liderliği 1950'li dönemler içerisinde, hatta 1940'ların ilk yarısından başlamak üzere Türkiye'yi, sizin Kıbrıs'ta bir meseleniz var. Çünkü Kıbrıs'ta bir Türk varlığı var ve Türk varlığının olduğu bir yerde Türkiye'nin meselesi yoktur deme hakkı yoktur şeklinde bir baskı altına almaya çalışıyordu. Ve Kıbrıslı Türkler Türkiye aslında 1940'lı ve 50'li yılların başında sesini duyurmaya çalışıyorlardı. Dolayısıyla bu noktada çok ciddi hareketlenmeler vardı. Mitingler düzenleniyordu, çağrılar yapılıyordu, telgraflar çekiliyordu. Bizatihi Kıbrıs Türk Kurumlar Federasyonu başkanları ziyarete gidiyordu. Mevcut Türkiye yönetimlerine gelin, bizimle ilgilenin. Böyle böyle sıkıntılar yaşıyoruz. Orada çok ciddi baskılar altındayız. Rumlar adayı Enosis'te Yunanistan'a bağlayacak şeklinde taleplerde bulunuyorlardı. Dolayısıyla bu çağrıları bir miktar yanıtsız kalıyordu. Türkiye'nin o dönemde kendi içerisinde mevcut konjonktürü gereği ve Türkiye'yi o dönem içerisinde yöneten liderliğin dış politika stratejisi gereği. Şimdi İsmet Paşa çok savaş görmüş bir insandı. Dolayısıyla zirvede de bırakmışlardı Kurtuluş Savaşı ile beraber. Zirvede bırakmışlardı, zaferle taşlandırmışlardı her şeyi. Dolayısıyla toplum zaten yeni yeni kalkınmaya başlarken, yeni yeni ayaklanmaya başlarken, Türkiye millet olarak yeni yeni toparlanmaya başlarken yeni sorunlar ve savaş potansiyeli taşıyan
yeni sıkıntılar da yaratmak istemiyordu. Böyle bir tavrı vardı, böyle bir tarz vardı. Bu süreç işte 56'da başladı, daha sonra 57'de Macmillan planının ortaya çıkmasıyla ciddileşti. En nihayetinde İngiltere adada yönetimi iki topluma bırakacak şekilde, önce kendine bırakacak şekilde ama daha sonra gelişen olaylar yüzünden Türklere ve Rumlara bırakacak şekilde planlar hazırlamaya başladı. Bu planları geliştirdiler ve en nihayetinde 1960'la birlikte Londra ve Zürih anlaşmalarıyla Kıbrıs Cumhuriyeti bir şekilde kurulmuş oldu. Kıbrıs Cumhuriyeti fonksiyonel bir federasyondu. Ama pek çok fonksiyonu çalıştırılamayacak kadar zorlu da bir anayasaya sahipti. 200 maddeye yakın, 199 maddeden oluşan bir Kıbrıs Anayasası vardı. Anayasanın içeriğindeki notları alabilir miyiz? 1963'ü anlattım da oraya aktarırım. Son derece önemli, iki toplumu dengeleyecek önemli unsurlar denge anayasasıydı. Rum tarafının sayısal anlamdaki üstünlüğünün siyasal anlamdaki bir üstünlüğe geçmemesi adına Türklere artı siyasal yetkiler vererek aslında sayısal üstünlüğe karşı ek siyasal avantajlarla bir siyasal eşitlik yaratmaya çalışan bir anayasaydı. Bu noktada örneğin Kıbrıs Cumhurbaşkanı yardımcısına veto hakkı verilmesi en temel siyasal eşitliği sağlayan unsurlardan bir tanesiydi. Geriye kalan her şey nüfusa oranla temsiliyete yaslanmış olsa dahi, örneğin işte %30'a 70 temsiliyet, belli konularda 40'a 60 temsiliyet noktasında bir ayarlama vardı. Ama en nihayetinde önemli kararlarda Kıbrıs'ta Türklerden olacak Cumhurbaşkanı yardımcısına son derece önemli bir veto hakkı verilmişti. Cumhuriyet'in ilanının birinci günü, 16 Ağustos günü gece yarısı ilan edilmişti. Aslında Kıbrıslı Rumların kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'ne bakış açılarını çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani 16 Ağustos günü Rum kesiminde yayınlanan, Rumca yayınlanan Kıbrıslı Rumlara ait bütün gazeteleri açın bakın. Herkes Kıbrıs Cumhuriyeti Anlaşması'na, yani Londra ve Zürih Anlaşmalarını, artık kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'ni ölü doğmuş bir çocuk, yaşamayacak bir zoraki evlilik, enosisin önündeki bir engel, azınlığın çoğunluğa tahakkümü, azınlığa verilen hakları, Türkleri her zaman azınlık olarak gördükleri için azınlık bir gruba verilen aşırı haklardan bahsettiğini göreceksiniz. Bir tanesi bile Kıbrıs Cumhuriyeti'ni selamlamamıştır. Çok enteresandır. Sağcılar, solcular, komünistler ve kilise, hepsinin ortak bir fikri olduğu tek konuydu bu. Bir bu, bir de enosis. O ortak fikir. Sorabilir miyim? Rumlar bu durumdan memnun değildi anlattığınız kadar. Hiç memnun değillerdi. Peki Türklerin bakış açısı nasıldı? Hemen onu aktarayım. Türkler aslında efendi oldukları 307 yıllık Osmanlı İmparatorluğu, Osmanlı yönetimi döneminden bir anda azınlık durumuna geçmiş. Azınlığa düşmüş. Söz hakkı ellerinden alınmış. Yönetenden yönetilene düşmüş, nüfusça çok ciddi bir azınlık haline dönüşmüş. Özellikle Birinci Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı ve Lozan Barış Anlaşması'nın, Lozan Anlaşmalarıyla birlikte çok ciddi göçler vermiş. Bu göçlerle nüfus oranı %35'lerden %17'lere gerilemiş. Yani dengede çok ciddi kan kaybetmiş Türkler haliyle. İki gerekçeden dolayı anlaşmayı son derece mutlu şekilde karşıladılar. Bunlardan birincisi güvenlikti. Yani Türk tarafının gazetelerinin tamamına da bakarsanız, 16 Ağustos günü yayınlanmış hepsinin kapağına bakarsanız göreceğiniz tek manşet var.
gerek Türkiye'deki gazetelerde, gerek Kıbrıs'taki gazetelerde. Mehmetçik Kıbrıs'ta. Dolayısıyla Maslow hiyerarşi zinciri diye bir liste var, biliyorsun. İnsanın temel ihtiyaçlarının belirli bir dizinde, belirli bir sırada olduğunu ortaya koyar. Şimdi, birinci ihtiyacı insanın güvenliktir. Dolayısıyla Kıbrıslı Türkler elbette elde ettikleri temsiliyet hakkını, elbette elde etmiş oldukları meclisteki temsiliyet hakkını, Cumhurbaşkanlığı yardımcılığını, veto hakkını son derece olumlu buldular. Ne var ki birinci öncelikleri Türk askerinin 382 yıllık bir aradan sonra 307 yıl boyunca varlığını adada sürdürmüş Türk askerinin 82 yıl sonra İngiliz dönemi tamamlandıktan sonra yeniden adaya gelmesini coşkuyla karşıladılar. Sebebi çok basitti. Türklerin o süreç içerisinde unutmayın 1955 ile birlikte kurulan EOKA ile o süreç zarfında 1960'lı yıllara gelinceye kadar son derece ciddi güvenlik endişeleri vardı ve ciddi sıkıntıları vardı. Bir de adanın Enosis'e bağlanması noktasında bir engel teşkil ettiğini görüyorlardı zaten Kıbrıs Cumhuriyeti'nin. Çünkü iki taraf da bu 1958'li yıllara gelindiğinde yapılan müzakerelerde Türk tarafının iki tane tezi değiştirilmiş ve dönüştürülmüş. Rumların ise tek tezi vardı. Daha sonra o da dönüştü. Neydi bu tez? Rumların tezi Enosis'ti. Adanın sahibi Rumlardır. Siz sahiplerine adayı teslim edin. Biz de burada self determinasyon hakkımızı kullanarak Yunanistan'a bağlanalım. Türklerin o süreç içerisinde önce İngiliz yönetiminde kalsın. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nin de tezi buydu. İngiliz yönetimi altında devam etsin Kıbrıs. Birinci öncelik. İkinci öncelik, eğer İngiltere adadan çıkacaksa ada gerçek sahibi olan Türkiye'ye veririz. Nereden çıkıyor bu söylem? 307 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu yönetiminde kalmış. Osmanlı'nın bütün borçlarının mirasçısı Türkiye olduğuna göre haliyle kazanımlarının da mirasçısı Türkiye Cumhuriyeti'dir şeklinde bir çıkarımdan dolayı. Ne var ki adada çok ciddi oranda %80'e varan bir Rum varlığı bu tezin gerçekleşme olasılığını azaltıyordu. Netice itibariyle Türkiye belirli bir süre sonra Kıbrıs Türktür tezinden ayrılarak ya Taksim ya ölüm tezine geçmiştir. Yani bütününü alamıyoruz. Bütünüyle ilgili ortaya koymuş olduğumuz çabalar sürekli duvara tosluyor. Bir de adada çok ciddi güçlü bir de Rum nüfus var. Dolayısıyla adayı tam manasıyla bize vermeyecekleri kesin. Herhangi bir anlaşmayla veya İngiltere'nin bu adayı bize bırakmayacağı kesin. İngiltere'nin de adayı zaten ikiye bölme niyeti de ortada. Yani hem Rumlara hem Türklere bırakma eğilim ortada. Amerika'nın da o dönem NATO dengeleri yüzünden Yunanistan ve Türkiye'nin NATO'da olması hasebiyle NATO dengelerini düşünerek tek taraflı bir hareket etmeyeceği ortada. Dolayısıyla bu tez, Kıbrıs Türktür tezi bir müddet sonra ya Taksim ya ölüm tezine dönüşmüştür. 1960 anayasası yapılırken, anlaşmalar imzalanırken iki tarafa da bir şart koydular. Neydi bu? Rum tarafı Enosis fikrinden vazgeçecek. Türk tarafı da ya Taksim ya ölümden vazgeçecek. Bu iki tezden vazgeçildikleri varsayılarak Kıbrıs Cumhuriyeti anlaşmaları imzalandı ve bir şekilde Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildi. Aslında Türkler ya Taksim ya ölüm tezinden vazgeçmişlerdi. Daha sonra gelişen çünkü süreçlerde başlayan Kıbrıs müzakerelerinde pek çok otonomi, özellik gibi unsurlara da bir şekilde onay vermiştir Kıbrıslı Türkler. Ama Rum tarafı hiçbir zaman Enosis fikrinden vazgeçmemiştir. Ne zamana kadar? Şu zamana kadar. Enosis fikrinin bir bacağı haliyle Yunanistan'dı.
değil mi? Siz çünkü Enosis'i savunuyorsanız bir siz varsınız, bir de bağlanacağınız ülke var. Makarios bunu bir miktar geç fark etti ama belirli bir süre sonra da fark etti. Aslında bunu fark etmiş olması ve strateji değiştirmesi de kendine 15 Temmuz'u hazırlayacak süreci de yarattı ama önce stratejiyi bir ortaya koyalım. Şimdi Makarios şunu gördü. Enosis diyoruz ama Enosis dediğimiz anda Yunanistan'ı da ortaya koymuş oluyoruz. Yunanistan'ın varlığı Türkiye'nin varlığını ortaya çıkarıyor. Yani Kıbrıs meselesinde Yunanistan varsa Kıbrıs meselesinde Türkiye de vardır. Çünkü dünyanın ve Avrupa'nın bakış açısı artık buna oturmuştu. Dolayısıyla Makarios bir tez değişikliğine gitti. Ve tam bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti demeye başladı. Bu hiçbir zaman Enosis fikrinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Zaten bunu da defalarca vermiş olduğu demeçte, yapmış olduğu hareketlerle, 63'te ortaya koymuş olduğu tavırla ve yine Rumlarla düşmüş oldukları ayrılıkta görebiliyoruz. Çünkü Makarios Yunanistan'ı sürecin içerisinde tutmanın, Türkiye'yi de sürecin içerisine sokturduğunun farkına varmıştı ve çok stratejik bir tez değişikliğine gitti. Tam bağımsız bir cumhuriyet. Self-determinasyon hakkını elde etmiş, kendi kaderini kendi tayin eden tam bağımsız bir Kıbrıs Cumhuriyeti'nden yana olmaya başlamıştı. Bu Enosis fikrinden vazgeçtiği anlamına gelmesin ama. Kıbrıs Cumhuriyeti bu koşullarda kuruldu. Zorlu bir anayasaya sahipti ve 1962 yılına kadar zorluklarla bir şekilde yürütüldü. 1962 yılında Makarios böyle gitmez dedi. Yani bu anayasa sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır. Biz ortaya belli yasalar, nizamlar koyuyoruz. Belli bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla bu kesinlikle olmaz. Türkler buna veto hakkını kullanarak izin vermiyorlar. Yürümemize engel oluyorlar şeklinde bir yan mazeret ortaya koyarak anayasanın bu kendi önüne engel çıkarabilecek, yani sayısal Rum üstünlüğüne karşı siyasal Türk eşitliğini getiren bütün maddelerini toplam 13 maddelik bir anayasa değişikliğini gündeme getirdi. Önce Türkiye'ye gitti bu konuyla ilgili ve Türkiye'den buna yardım etmesini ve değiştirmek istediğini talep etti. Türkiye buna red verdi. Diğer ülkeler de red verdi. Yani kuruluş anlaşmalarının ellenmesine diğer ülkeler de red verdi. Yunanistan hariç. Dolayısıyla bir adım atmaya başladı. Tam olarak değiştirmek istediği neydi? En temel değiştirmek istediği nokta veto hakkının ortadan kaldırılması. Yani Dr. Fazıl Küçük'ün elinde bulundurduğu belirli yasalar geçeceği zaman veto hakkını kullanabileceği yetkisini ortadan kaldırmak istiyordu. Bu bir. İkincisi en önemli unsurlardan bir tanesi belirli kararlar Türklerin de oyunu gerektiriyordu. Onu ortadan kaldırmaya çalıştı. Pek çok konuda daha idari anlamda değişiklik de önerdi. Şimdi o konuya girersek çok uzatırız. Bu kadarı yeterli yani. En temel Kıbrıs'ta Türklere mecliste ve Kıbrıs Cumhuriyeti'nin yönetiminde siyasal eşitlik hakkı tanıyan bütün maddeleri ortadan kaldırmaya çalıştı. Evet. Son derece önemli. 62'de Türkiye'ye gitti. Bunu talep etti. Türkiye bunu reddetti. 1963'te Kasım'da bunu zorla siz yapmıyorsanız, siz bana yardımcı olmuyorsanız ben böyle devam edemem. Bunu net bir şekilde değiştiririm. Kendi atmış olduğu adımlarla bu değişikliklere gitti. Hepsini gerçekleştirdi. O dönemde Kıbrıs Cumhuriyeti Anayasası gereği uluslararası bir gözlemcinin, bir hakimin başkanlığını yaptığı bir de anayasa mahkemesi vardı. Yani belirli noktalarda yapmış olduğunuz adımların anayasaya uygunluğunu denetleyen bağımsız bir de özel mahkeme vardı. Kurulmuş. Onun da başkanını bir şekilde pes etti, yolladı kendi ülkesine. Anayasaya aykırı değişiklikler yapıyordu çünkü burada tespit ediliyordu Anayasa Mahkemesi ile alakalı. Onu da gönderdikten sonra Türkleri de sindirmek amacıyla hepimizin bildiği 1963 Kanlı Noel olaylarına da girişildi. Daha sonra hem anayasa değişikliği oldu
hem de siyasal manada buna karşı durmaya çalışan, siyasal manada önce, yani silahlı anlamda bir çatışmaya girerek değil, Kasım'da yapılan anayasa değişikliğine siyasal anlamda bir direniş gösteren hem bizim de mecliste milletvekillerimiz vardı, hem liderliğimiz vardı. Bu liderliğin siyasal ortaya koymuş olduğu bütün talepleri, bütün baskıları, bütün karşı duruşu da ortadan kaldırmak için 63 kanun oyalı olaylarını başlattılar. Yaşananları biliyoruz. Tekrar o bölümü zaten anlatıyoruz, sürekli bir şekilde deşmeye gerek yok. Son derece kötü olaylar yaşandı. Kötü olaylar yaşanırken Türkiye ilk ihtarlarını da vermeye başladı. Uçaklarını gönderdi. Anayasa ihlali var. Kanlı olaylar var. Defalarca garantör devletlerden bir şekilde. İngiltere'nin tepkisi nasıl oldu? İngiltere aslında ilk etapta adada bulunan birlikleri bir araya getirerek 1963-64 aralığında bir yerel barış gücü formasyonunda bir şey kurmaya çalıştı. Ama onun ardından biliyorsunuz zaten daha sonra Birleşmiş Barış Gücü adaya geldi. Ve süreç devam etti. Nereye kadar devam etti bu süreç? 67'ye kadar. 67'de çok önemli 3 tane olay var. Yani 67-70 aralığında. Bunlardan bir tanesi Yunanistan'da demokratik yönetim devrildi. Yunanistan'da junta yönetimi devraldı. Yani sıkı yönetim, asker yönetim, albaylar juntası bir şekilde yönetimi ele geçirdi. Bu süreç içerisinde aslında Türkiye Yunanistan ilişkileri de kötü gitmiyordu. O dönem iktidarda Demirel vardı. Hatta Dede Ağaç'ta barış ve dostluk namına bir de toplantı düzenlemişlerdi. 67'de şeyden sonra, juntadan sonra. Ama o kadar fütursuzca davranıyorlardı ki ve o kadar siyaset bilmiyorlardı ki oturdukları bu masada bile Türkiye'den şunu talep etti komutanlar. Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını, yani Enosis'i tanıyınız. Yani bu kadar süreçler yaşanmış, bu kadar görüşmeler yaşanmış, Kıbrıs Cumhuriyeti kurulmuş, Türkiye garantör devlet olmuş, İngiltere diğer taraftan garantör devlet olmuş. Bir yığın operasyon var, dünyanın gözleri önünde yaşanan bir yığın sıkıntı var ve böyle sanki hiçbir şey olmamış gibi Türkiye'den, Kıbrıs'tan vazgeçin. Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını tanıyın, Enosis'i tanıyın, Türklerle Rumlar, Yunanlılarla Türkiye dostluk içinde yaşasın, aramızda da hiçbir sorun kalmasın şeklinde bir öneriyle gittiler masaya. Elbette bunu Demirel çok esprili bir dille, çok kurnaz bir siyasetçi olduğu için reddetti masada. Hatta apar topar görüşmeler de daha başlamadan da niyetlenmiş oldu. Bunun sonucunda işte junta harekete geçip Geçikkale olaylarını başlattılar. Son derece önemli başka bir dönüm noktası. Son derece kötü olaylar yaşandı. Ciddi sıkıntılar yaşandı. Ve en nihayetinde Türkiye yine adaya tam manasıyla olmasa bile bir müdahale daha gerçekleştirmek zorunda kaldı. Baktılar, gördüler ki Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan bu gerginlik, Kıbrıs'ta Rumlarla Türkler arasında yaşanan gerginliğin doğurduğu Yunanistan ve Türkiye gerginliği artık NATO'yu, Avrupa'yı, kendi Avrupa güvenliğini, NATO güvenliğini tehdit edecek boyutlara ulaştı. Dolayısıyla burada artık kalıcı bir çözüme ulaşmanın zamanıdır. Müzakere masaları derhal kurulmalıdır. Bu süreci başlattılar ama bu süreç başlamadan önce adada bulunan Yunan birliklerini adana attılar bir kere. Bu olayları sürekli bir şekilde başlatıyor diye. Grivas'ı gönderdiler adadan, sürgün ettiler. Ve
süreci 68 Haziran'da başlattılar. Ne süreci başladı? Bugün hala daha konuştuğumuz müzakereler süreci başladı. İlk müzakerelerle birlikte önce üçlü, sonra beşli, sonra bu müzakereler 4-5 yıl boyunca devam etti. Yani hatta 6 yıl boyunca devam etti belirli aralıklarla. 74'e kadar. Bu süreç habire devam etti, habire müzakereler yapıldı. Bir kısmı, önemli bir kısmı, bir kısmı Beyrut'ta yapıldı, bir kısmı Lefkoşa'da yapıldı, bir kısmı dünyanın farklı ülkelerinde yapıldı. En nihayetinde belirli bir aşamaya gelinemedi. Bu süreç içerisinde işte Kıbrıslı Türkler özerk yönetimi bile kabul etti. Bölgesel otonomiyi bile kabul etti. Yani işte belirli bölgelerde küçük küçük topluluklar halinde Kıbrıslı Türklerin yaşadığı ve onların bir şekilde kendi kendilerini yönettiği, yani iki kesimli olmayan, adanın geneline yayılmış belirli noktalarda Kıbrıslı Türklerin toplandığı özelliği kabul etti. Özel otonomiyi kabul etti. Hiç böyle yüksek taleplerle falan gitmedi yani süreç. Bunlara bile rıza gösterdi. Neden? Çok kötüydü güvenlik. Bir çözüm bulunmasını istiyordu taraflar samimiyetle. Ve fakat ben Makaryos o dönemde ben devlet içerisinde devlet yaratmam. Ben devlet içerisinde başka bir devlet kurdurmam. Ben devlet içerisinde farklı yönetsel bölgeler kurdurtmam. Ben Kıbrıs Anayasası'nın eski ilk kuruluş anlaşmalarına geri dönmem ısrarında hiç vazgeçmedi. Ne zamana geldik? 70'lerin başlarına geldik. 70'lerin başlarında Rum tarafında da son derece önemli gelişmeler oldu. Sağcılar ve solcular bölünmeye başladı. Adanın bir an evvel Enosis'le Yunanistan'a bağlanmasını talep eden grupla uzun vadede yeni atalara düşülmeden uzun vadede Türkler ekonomik manada yok edilerek, göçe zorlanarak bir şekilde adanın uzun bir sürece yaygın şekilde ele geçirilmesini savunan bir grup oluştu. Makaryos'un düşüncesi de mi bu yöndeydi? Evet. İşi bir miktar ardına alalım. Her hızlı davrandığımızda süreci biraz daha sıkıntıya sokuyoruz. Dolayısıyla bir miktar daha uzun vadeye yayalım şeklinde görüşü destekliyordu. Ama buna karşın unutmayın Yunanistan'da da junta vardı ve juntanın da yıldızını derhal parlatabilecek bir süreçten geçiliyordu 74'lerde. Onlar da juntada kendi aralarında ikiye bölünmüştü ve bir kahramanlık arıyordu Yunanistan juntası da. O zaman Yunanistan yöneticileri. Türkiye'ye bakalım. O dönem içerisinde Türkiye'de sağlıklı bir liderlik yok. Muhtıra yayınlanmış. Asker aslında darbe yapmadan yayınladığı muhtırayla bir şekilde hükümeti aşağıya almış. O milli mutabakat hükümetleri kurulan bir dönemden bahsediyoruz. İşte CHP'nin içinde yer aldığı, Adalet Partisi'nin, Demokrat Parti'nin içerisinde yer aldığı farklı grupların liderlik ettiği, siyasal istikrarın ortadan kalktığı bir dönemden bahsediyoruz. 70-74, 73 aralığı. Bu süreç içerisinde Türkiye'de 4-5 tane hükümet var. Kurulur kurulmaz istifa eden hükümetler var. Askeri muhtıranın hemen ardından. Bu süreç atlatıldıktan sonra 73'te de yapılan seçimlerle işte Ecevit'in partisi ve Erbakan'ın partisinin koalisyon hükümeti kuruldu. Yani yeni istikrara oturmaya çalışan da bir Türk siyaseti var artık bu sürece geldiğinde. En nihayetinde Rumların kendi içlerinde ikiye bölündükleri grup ve EOKB'yi kuran grup bir an evvel Enosis'in gerçekleştirilmesi noktasında Yunanistan askeri cuntasından almış olduğu güç, Yunanistan Milli İstihbarat Teşkilatı'na almış olduğu güç, kimdir bizim
çok kısa bir süre içerisinde Enosis'i gerçekleştirmemize en büyük engel Makarios. Dolayısıyla Makarios'u ortadan kaldırırsak bu işi tereyağından kıl çeker gibi hallederiz şeklinde bir düşünceye girdiler ve adada 15 Temmuz tarihinde Makarios'a yönelik yönetimi ele geçirmeye yönelik bir darbe girişiminde bulundular. Darbe girişiminde bulunmadılar. Darbe yaptılar. Ve bu darbede de başarılı oldular. Darbe günü BAF'ta ki yazdığında tatildeydi Makarios. O yüzden kurtuldu. Sarayı top ateşine tuttular. Yani Makarios'un makamını. Dolayısıyla ciddi ciddi bir darbe yaşandı yani burada. Türkler bu darbenin ardından Kıbrıs Yunanistan'a bağlandıktan sonra Girit'te olduğu gibi, her yerde olduğu gibi sıranın kendilerine geleceğinden emindiler. Yaşanmış örnekler vardı. Zaten yollarda ve sokaklarda o dönemi yaşayanlara sorarsanız ve o dönemde yaşayanlar samimiyseler, yani herhangi bir ideolojik düşünceyle cevap vermiyorlarsa, Rumların o dönemde yollarda, sokaklarda sıra size de gelecek. Neden? Sıra size de gelecek. Peki sırada önce kim vardı? Sırada önce Makarios vardı. Evet. Ama bir sıra daha vardı. Yine adada tam bağımsız cumhuriyeti, din devamını savunan, askere teslim olma niyetinde olmayan, NATO güçleri olarak gördüğü özellikle askeri teşkilatları bir şekilde siyasal düşünceleri açısından reddeden komünistler vardı. Dolayısıyla gerçekleşen darbede hem Makarios'a karşı hem de adada bulunan Kıbrıslı Rum solculara karşı çok büyük bir kıyım yaptı darbeciler. Kıbrıs Barış Harekatı'nda ölen insan sayısından 3 katı daha çok insan öldü darbede. Dolayısıyla şeyin boyutunu anlayabilirsiniz bu noktada. Bu arada darbe gerçekleşinceye kadar defalarca Makarios'u bu düşünce farklılığı yüzünden öldürmeye de çalışmışlardı suikast girişimleriyle. Helikopterine kurşun sıktılar, bomba patlattılar, aradılar, bulamadılar gibi pek çok girişim de yapmışlardı. Netice itibariyle 15 Temmuz'da bir darbe yaşandı. Bu darbeden sonra Türkiye'nin artık adaya müdahale etmekten başka hiçbir şansı yoktu. Elbette vardı. Yani adaya müdahale etmemek ve buradaki Kıbrıs Türk varlığının yok oluşunu Anadolu topraklarından seyretmek kalıyordu geriye. Dolayısıyla 15 Temmuz günü, aslında darbenin yapıldığı gün, Türkiye'de adaya 20 Temmuz'da çıkma kararını vermişti. Elbette bunun bazı süreçleri vardı, hazırlık süreçleri vardı. Ve en nihayetinde 20 Temmuz Barış Harekatı 15 Temmuz'da gerçekleşen darbenin yaratmış olduğu koşulların ortaya çıkardığı somut deliller ışığında ve imzalanan garanti anlaşmasının uluslararası manadaki hukuka da uygun şekliyle adaya bir harekat düzenledi. Bozulan anayasal düzeni tesis etmek için. Ve iki taraftan birinin de, iki taraf aslında, Ecevit'in çok güzel bir açıklaması vardı. Çoğu merak eder. Sadece Türklere değil, Rumlara da. Önemli bir söz bu. Şimdi bu sadece Türklere değil, Rumlara da neden diyor? Çok bariz ortada. Çünkü darbede sadece Rumlarla solcu Rumlar birbirini öldürüyor. Evet. O kadar tabii, yani kendi aralarında da çatışma var. Şunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Son dönemlerde, yani son 50 yıllık süreçte dünyada başka bir ülkenin başka ülke topraklarına düzenlemiş olduğu barış harekatı, tırnak içerisinde barış harekatı ismini taşıyan hareketler arasında yapıldıktan sonra 50 yıl boyunca, bak bugün 50. yılını kutluyoruz, 50 yıl boyunca barışı tesis eden tek harekattır. Amerika Irak'a gitti mi barışla ilgili? Demokrasiyi ve barışı sağlamak için gitti değil mi? Bugün Irak'ta barış var mı?
Suriye'ye gidildi mi? Suriye'de barış var mı? Afganistan'a gidildi mi? Gidildi. Barış var mı? Dolayısıyla bunu bu noktadan da görmek lazım. Barış başka bir şey. Çözüm başka bir şey. Ortaya çıkan barış ortamı nihai bir çözüme ulaşılmasını sağladı mı? Henüz sağlamadı. Ama ateşin kesilmesini, insanların canlarının kaybedilmesini durdurdu mu? Evet, durdurmuştur. Dolayısıyla 20 Temmuz Barış Harekatı'nı bu noktadan bakmak lazım. 20 Temmuz, tabii buyurun. Hızlıca bir şey sorayım çünkü son 5 dakikaya girdik. Son bu konuyla ilgili sorumu sormak istiyorum. 20 Temmuz'da ilk harekat yapıldı, 14 Ağustos'ta ikinci harekat yaptı. Bu harekatlardan sonra adada neler değişti? Çok kısa bir bu konuyu hemen anlatalım. Birinci harekatın hemen ardından bir ateşkes anlaşması imzalandı Cenevre'de. Birinci Cenevre görüşmelerinde. Cenevre görüşmelerinde otonomiye bile biz okey dedik. Otonomi, yani hala iki kesimlilik yok o süreç içerisinde. Otonomiye de karşı taraf da aslında evet der gibi oldu. Evet dedi de daha sonra reddetti. Nereden biliyoruz bunu? Cenevre görüşmeleri bittikten, ikinci Cenevre görüşmelerinden sonra dahi, ikinci barış harekatından sonra dahi iki kesimlilik de facto bir şekilde oluşmuş olmasına karşın 2074'te biz Kıbrıslı Türkler olarak kendi yönetim biçimimizi otonom Kıbrıs Türk yönetimine çevirdik. Yani 1963'te biz artık mevcut Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kurumsal yapısı içerisinde siyasal görevler üstlenemeyeceğimiz için ve kendi kendimizi yönetemeyeceğimiz için bir genel komite kurmuştuk. Daha sonraki süreçte o genel komiteyi geçici Kıbrıs Türk yönetimine çevirdik. Daha sonra biz geçicilik unvanını kaldırdık, Kıbrıs Türk yönetimine çevirdik. Daha sonra işte bu yapılan müzakerelerden sonra otonom Kıbrıs Türk yönetimine çevirdik ismimizi. Yani ve federal tezi de bir şekilde masaya koymuştuk zaten 68'le birlikte. Ona çevirdik ismimizi. Ne oldu? Cenevre, birinci Cenevre görüşmelerinde ortaya çıkan şuydu. Kimsenin o anda hızlı bir çözüm üretme veya defakto herhangi bir durumu kabul etme pozisyonu almamıştı. Neden? Çünkü darbe sonrası gerçekleşen barış harekatıyla birlikte Yunanistan'da junta yıkılmıştı. Junta yıkıldıktan sonra yeni bir demokratik hükümet kurulmuştu. Ve o yeni demokratik hükümeti sağlıklı bir şekilde ayakta tutmak isteyen özellikle Amerika, İngiltere gibi unsurlar onları bir mağlubiyetle sürece başlatmamak için bir kazanımla başlatma yönünde çok ciddi bir destek atmaya başlamışlardı. Yani en başında Türklere karşı ciddi manada oluşan bir olumlu hava vardı. Ne var ki junta yönetimine karşıydı o. Junta yönetimi değiştikten sonra dünyanın tavrı, Türkiye'nin düzenlemiş olduğu operasyona dünyanın tavrı bir anda değişir oldu. Neden? Çünkü orada junta'nın yeniden göreve gelme ihtimali vardı. Bir mağlubiyet yaşatmak istemiyorlardı. Yeni gelen demokratik yönetim de talep ediyordu bunu. Ya işte biz geldik, devraldık, canımızı yedik. İşte bu askerlerden bu şeyi hükümeti devralıp kuruncaya kadar. Dolayısıyla bizi bir mağlubiyetle, bizi bir Kıbrıs mağlubiyetiyle, bizi bir Kıbrıs aşağılamasıyla sürece başlatmayın, tutamayız. Burada halk bizi Kıbrıs'ı kaybettiğimiz için sorunu tutar. Zaten şöyle bir de zafiyetleri vardı. Kıbrıslı Rumlar, düşünün Kıbrıslı Türkler Türkiye'den yardım bekliyorlardı doğası gereği değil mi? Yani milliyet bağıyla alakalı. Aynı şekilde Rumlar da bekliyordu. Ama Rumlara gelen giden olmamıştı. Çok da büyük bir kırgınlık vardı. Ve Yunanistan'da da bu çok da büyük bir zafiyet olarak görülmüştü netice itibariyle. Velhasıl Türkler bu zamana yayma, zamana oyalama taktiğini gördükleri zaman çok güvensiz bir yerde sonlandırdıkları barış harekatını devam ettirerek
aslında 1956'da Taksim tezi konuşulurken ortaya çıkmış sanal bir harita üzerinden o hedeflere ulaştılar. İkinci harekatta. Şunu net bir şekilde ortaya koymakta fayda var. Sonuçları itibariyle elbette müzakereler devam ediyor bir şekilde. De facto durum bambaşka bir şekilde. Yaşadıklarımız bambaşka bir şekilde. Bu yaşayarak görüyoruz zaten. Sen de yaşıyorsun artık. O tarihin içinde yoktun ama bu tarihin içindesin. Yaşayarak öğreniyorsun. Şimdi mevcut bir düzen oturdu. Bu düzen içerisinde bir barış var. Toplumlar arası birbiriyle çatışmayan bir durum var. Ama netice itibariyle bir nihai çözüme ihtiyaç var. O nihai çözüm de mutlaka bir şekilde koşullar düzgün olduğunda, konjonktür uygun olduğunda, dış dünya devletleri gerçek manada samimiyetle Kıbrıs meselesini çözmek arzusunda bulundukları bir dönemde umuyorum nihai çözüm de oluşacak. Bundan sonra çok önemli bir programımız mı var? Evet. Ne var? Biz ayrılan ne var? Sonuna geldik. Ne var bundan sonra çok önemli bir program? Bugün ekonomi. Süper o zaman. Birazdan. Tamam. Hızlıca şunu söyleyeyim size. Çok teşekkür ediyoruz bizlere. Rica ederim. Biz ayrılan sürenin de sonuna geldik. Ancak değinemediğimiz bir konu vardı. Türkiye'deki FETÖ darbesi girişimi konusu. Bununla ilgili sadece bir iki cümle alalım. Çünkü bitireceğiz. Bir iki cümle daha ötesini hak ediyor bu durum. Evet. Türk milletinin demokrasiye olan inancını, darbelere olan öfkesini, normal demokratik teamüllerle yöneticilerini seçme hakkını gasp eden devletin bütün kurum, kuruluş ve özel bütün birimlerini ele geçirmiş FETÖ'nün ortaya koymuş olduğu bu kalkışma, darbe girişiminin başarısızlığa uğratılması Türk milletinin bir destansı mücadelesi olarak tarih sayfalarındaki yerini almıştır. Bu noktada demokrasisine, vatanına, milletine, bayrağına, kurumlarına, meclisine hiçbir siyasal düşünce içerisine girmeden tamamen vatana sahip çıkma noktasında hareket ederek başarıyı kazanan Türk milletini tebrik etmek lazım. O da onların zaferi. 15 Temmuz'da ve sonrası 20 Temmuz'da bizim zaferimiz. Yani ortak bir milletin aslında 15 Temmuz'da yazılan kaderlerini milletin ortak iradesiyle berhava ettikleri bir günlerden geçiyoruz. Elbette iki taraf, bütün taraflar acılar yaşamıştır. Kıbrıs'tan bahsediyorum. Bu süreç, yaşanan süreçlerde acılar da yaşamıştır her iki toplumda. Bunlar umarım bir daha yaşanmaz. Ama bunun müsebbibi Kıbrıs Türk halkı değildir. Bu nettir. O yüzden Kıbrıslı Türkler başlarına yastıklara koydukları zaman bu süreçlerin yaratıcısı olmadıklarını bilerek, savunmada olduklarını bilerek ve bu süreçlerin kışkırtıcısı olmadıklarını bilerek rahat uyuyorlar. Hiç kimse merak etmesin yani bunu. Ama can her taraftan, kim hangi taraftan giderse gitsin can önemlidir. Dolayısıyla kayıplar vardır. Umarım bir daha böyle süreçler yaşamaz. Herkes akıllı dursun. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Aktardıklarınız için. Evet, Manşet Artı programının sonuna geldik. Bugünkü konumuz 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı konusunun tarihine döndü. Özdemir Toker bizler için tarihi aktardı. Aynı zamanda Türkiye'deki darbe girişimine de kısaca bir giriş yaptık. Ve programın sonuna geldik. Yarın sabah saatler 9'u gösterdiğinde yeni bir konu ve konukla yeniden sizlerle olacağız. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.